Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir GTA San Andreas Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. GTA San Andreas Mobile'a ana hikayeden tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. En sonki GTA San Andreas ana hikaye bölümünde öncelikle Woozie ile bir partnerlik kutlaması falan yapmıştık. Gayet güzel anlar geçirmiştik. Neyse. Ondan sonra da zamanda Okçilok'la takılıyorduk Los Santos'tayken, yani bayağı bir zaman önce. Neyse, sonra bir ara bir albüm klip falan çalmıştı. Bu sayede ünlü olmuştu. Yani işte o klibin asıl sahibi ve malikanesine gizlice sızdığımız Maddox'a rastladık. İntihar etmek üzereyken kendisinin hayatını kurtarmıştık. Ve artık Maddox toparladıktan, iyileştikten sonra da onun menajeri olacağız. Bakalım başımıza neler gelecek diyerekten şimdi Tempe'nin görevlerini yapmaya devam ediyor olacağız bu bölümde. Daha fazla GTA San Andreas Mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız, videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala buradaysanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayarak kaldığımız yerden tam gaz misappropriation görevinden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Selam Carl. Uzun zaman oldu ha. Öyle görünüyor. Evet, ben de sizi özlemeye başlamıştım tam. Peki ben sana neden şimdi inanmıyorum? Gel lan buraya. Of, adam sinirli. Bir şeyler değişti son buluşmamızdan daha sonra. Okey. Yani her zamanki bir şekilde çözüm yolu bulacaksındır. Her zaman olduğu gibi. Hala anlamıyorsun değil mi Carl? Hey, adamı dinle. Oğlum ne oluyor lan? Bir sinirlendim, bir atarlandım, bir şey oldu. Hepimiz aynıyız Carl. Sen ve ben. Evet. Eğer biri bana adım atarsa ben de sana adım atarım. Nerede lan bu Hernandez? Uzun zamandır yok. Espri yaptı ve hiç de güzel bir sonuç alınmadı. Evet. Bence de what the fuck. Ne yaptın lan? Barbekünün içine ettin ya. Kalkaya. Neyse, söylemeyeceğim onu. Anlıyorsun değil mi? Evet. Buranın batısında Ideo Mevaba'da bir kasaba varmış. Diye yani narkotik memurun buluşması falan varmış. Orada bir tane dozyer diye bir şey var işte. Ve onu alıp herkesi de yok et diyor. Ulan var ya, CJ bir espri yapmak istedi ve esprinin bedeni çok ağır bir şekilde ödedi. Tamam, Evidence Dozier diye bir şey var işte, onu alacağız. Bunu aldığımızda görev bitecek bu arada. Hadi bakalım o zaman. Let's go. Hatta ben daha hızlı gitmenin bir yolunu da bulabilirim ya. Belki de. Aslında bulabilirim de neyse, uğraşmayacağım ya. Direkt olarak o tarafa doğru süreceğim ya. Direkt oraya doğru süreceğim ve görevi tamamlamaya çalışacağım. Bu bölüm kısa olma ihtimali yüksek, tek görev yapacağım gibi duruyor. Aslında iki görev yapabilirim de. Ama hani çok da şey yapmak istemiyorum hani. Malum 2 haftalık bir ceza süreci atlattım arkadaşlar. Maalesef yine iddia yedik falan bir şeyler oldu. Ha tabii, geçti mi geçti. Çarşamba günü tam gaz video atmaya ve yayınlara tekrardan başladım. Video atmaya da başladım. Aktif olarak tabii ki de videolar gelmeye devam edecek. İstisnasız. Yani bir sıkıntı olmazsa, aksilik olmazsa istisnasız. İçerikler tam gaz gelmeye devam edecek. O yüzden biraz içerik üretmek istediğimden dolayı bari bu bölümde tek görev yapayım. Zaten yavaş yavaş iyice kritik görevler falan da gelmeye başlayacağından dolayı, kritik işlerle uğraşıyor olacağımızdan dolayı görevler de giderek zorlaşıyor, süreleri uzuyor vesaire. O sebepten ötürü olarak da aynı zamanda sevgili arkadaşlar, görevlere göre falan başlıkta arayış içerisinde olacağım için hani çok da şey olmamak için, adını siz söyleyin, kopma olmaması için, video başlığıyla çok alakası olmaması için tek görev düzeneğine geri döneceğiz gibi duruyor. Bakalım, belli olmaz ama tabii ki. Aynen çat diye iki görevde patlatabilirim. Hiç belli olmaz benim sağım solum. Belli olmaz. Bu arada Caligras Gazinosu'ndaki soygunu gerçekleştirdikten sonra, malum Uzi ile bunu bir sürede planlıyoruz. Onu tamamladıktan sonra arkadaşlar yeni serimiz olan GTA Liberty Stories'e de başlayacağız. Mümkünse hatta Türkçe altyazı yaması ile birlikte Türkçe altyazı olacak şekilde seriye başlamayı düşünüyorum. Çünkü ben zaten GTA Liberty Stories'e
İlk başladığımdan beri Türkçe olarak oynayıp bitirmiştim. Ondan dolayı Türkçe başlayıp bitirmek beni ekstradan nostaljiye götürecektir. Beni küçüklük anılarıma götürecektir. O sebepten ötürü olarak da şey yapmam daha mantıklı olacaktır. Türkçe altyazıyla oynamam çok daha hem akıcı olacaktır hem de eskileri yad etmek açısından benim için ekstradan güzel olacaktır diyerekten. Bu arada dikkatli yaklaşacağım ki fark edilmeden çok hızlı bir şekilde hedefleri ortadan kaldırıp görevi tamamlayabileyim. Şuradan direkt vurursam umarım bu arada şeyim vardır. Roket atarım falan. Bu arada hedef şu tarafta. Bir dakika abi, şöyle dikkatli bir şekilde yaklaşabilirsem eğer. Tamam abi, güzel. İyi. Yaklaştık. Hadi abi, ha gayret. Evet, hadi bakalım. Umarım tek seferde rahat bir şekilde indirebilirim herkese. Bakalım bir sniper denemesi gerçekleştireceğim ama. Heh, çok güzel anasını satayım. Heh, çok güzel oldu. Heh, çok güzel. Bravo gerçekten. O helikopter kalkmadan peki adam iş yapabilir miyim? Hayır tabii ki de. Oha abi, oha. Olayı gördünüz değil mi? Olayı gördünüz arkadaşlar. Neyse abi, helikopterle takip etmemiz gerekiyor adamı. Hızlı bir şekilde. Ama helikopter patlamadan hedefin kaçmasına izin verme. Tabii efendim. Tabii efendim abi. Bu arada helikopter o kadar fazla hasar aldı ki pervanenin sesi değişti. Neyse hadi bakalım, adamı takip edeceğiz. Ta Las Ventras'a kadar adamı takip edeceğiz şimdi. Ulan beceremedik ya. Neyse. Yapacak bir şey var mı? Yok. Adamı hızlı bir şekilde takip etmeye çalışacağız o zaman. Hem belki bilmeyenler falan da olabilir. Eğer adamı hani gittiği yere kadar takip edersek nasıl bir senaryoyla karşılaşırız falan diye. Hatırladığım kadarıyla bir gökdelende falan iniyordu. Sonra birkaç tane FBI ile beraber korumaları yani bize saldırıyorlardı diye hatırlıyorum. Bakalım başımıza neler gelecek abi. Takip edebildiğimiz kadar edeceğiz. Yani gerektiği kadar takip edeceğiz. Neyse, en azından videoda bir tık daha uzun olur ama birazcık canınızı sıkabilir. İsterseniz ileriye sarabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu arada ben ekstradan bir duyuru daha yapmak istiyorum. Bu arada saat gecenin 4'ü olduğundan dolayı neredeyse yorgunum. Fazlasıyla yorgunum. Bu videoyu çeker çekmez biter bitmez yani. Çak kafayı koyup yatmayı düşünüyorum ama erken kalkmam gerekiyor. Çünkü daha size için çıkartacağım Shadow Fight 2 videoları falan var. Ekstra birkaç tane sürprizim var sizlere arkadaşlar. O sürprizleri de bu hafta sonu göreceksiniz arkadaşlar. Kanalda olacaklar yani. Ne olacağıyla alakalı, neyle alakalı olduğu hakkında fikir de bilgi de vermeyeceğim bu arada. Shadow Fight 2 severlere duyurulur ama. Bu arada en azından adam hızlı gidiyor da, hızlı kaçıyor da en azından takip normalden bir tık daha kısa sürüyor. Normalde takip görevlerinde gereksiz fazla yavaş olur ya hedefler, takip ettiğimiz ya da öldürmeye çalıştığımız kişi falan. Burada en azından adam gerçekten hızlı bir şekilde uçuyor ve en azından da akıcı bir takip oluyor. Aslında Hunter falan alabilirdik. Terk edilmiş havaalanından. Ama problem mi? Hayır değil. Evet hadi bakalım. Evet, helikopteri terk ediyor. Oha, adam bana ateş ediyor lan. Adam nereye gidiyor? Adam nereye gidiyor? Çok merak ettim. Bir yandan bana ateş ediyor, bir yandan kaçıyor. Bunun peki bir sonu var mı? Çok merak ediyorum şu anda da. Fazlasıyla merak ediyorum yani. Hem de buranın bir inişi olduğunu da bilmiyordum ha. Nereden inildiğini falan, nasıl inildiğini bilmiyordum. Arabaya mı bineceksin? Oha, bu sefer de arabaya biniyor. Çok merak ettim lan şimdi. Şu an acayip merak ettim nereye gittiğini. Takip etmek istiyorum. Neyse arkadaşlar, ben videoyu burada durdurayım o zaman çünkü gereksiz vaktinizi almak istemiyorum. İlk defa ben bu adamı bu kadar takip edeceğim. Bakalım nereye gidecek, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir FBI grubuna denk geldik. Oha, aşırı kalabalıktan. Oha bu ne? Oha bu ne? Wow. Hepiniz öldünüz. Peki bu şey ne yapacak? Adam bize saldırıyor. Okey abi. Yani takip buraya kadarmış. Öğrenmiş olduk. Bana mı sıkacaksın? Evet bana sıkıyor.
Tamam abi. Evidence Dossier'ı aldık. Görev tamamlanmış oldu. Evet abi, görev bu şekilde. Açıkçası etkilendim. Çünkü ben adamı ilk defa bu kadar fazla takip ettim ve iyi ki de takip etmişim abi. Öğrenmiş oldum çünkü. Oha, bu arada bu arabanın kilidini açamıyoruz. O zaman bu arabayı bir garaja falan götürürse büyük ihtimal bu araba kurşun geçirmez falan olacak. Neyse sevgili arkadaşlar, ben arabaya bineyim de başka bir save noktasından falan kaydederim. Oradan şey yaparım, adını siz söyleyin. Bu görevi bir ara tekrar yaparım. Bakalım araba gerçekten kurşun geçirmez falan mı, onu bir test ederim. Yani gördüğünüz gibi hatta otoparktan falan çıktık ya. Çıkacakken adam rampadan falan attı. Yani adam normal değildi yani, ruh hastasıydı. Fena takip ettim gerçekten. Bu arada 1,5 dakika sürmüştür sürmemiştir takip. Onun da bir ikisini vereyim de. Yani çok fazla vaktinizi almak istemiyor falan dedim ama çok da uzun bir takip olmadı. Ama sıcak ve akıcı güzel bir takip oldu. İlk defa bu adamı bu kadar takip ettim ve iyi de etmişim. Diyerekten şu arabadan bir ineyim. Tempeni bizi arayacak mı? Galiba görevini tamamlayana kadar. Caligras gazinosundaki Ken Rosenberg'in işlerini falan tamamlayana kadar aramayacak gibi gözüküyor. Evet sevgili arkadaşlar, ben şu en aşağıdaki save noktasını kaydedeyim. Ben bizzat bir deneyeyim tekrardan, bakalım kurşun geçirmez falan olacak mı araç, fazlasıyla merak ediyorum diyerekten. Evet sevgili arkadaşlar, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bayağı bir keyif aldım bu bölümden, ne yalan söyleyeyim. Bu kadar keyif alacağımı düşünmüyordum. İyi ki de beceremeyip adamı takip etmişim diyerekten izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynat basitinden, başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.